Herkese merhaba, mutlu günler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de Başkent Ankara Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sururlu Özbülbül ile birlikteyiz. Ekonomiye dair gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? İyiyim Ebru Hanım, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Evet, bugün özel sektörün yurt dışında sağladığı kredi borçları var. Onları da soracağım ama bir taraftan aslında herkesin gözü kulağı altında dolar. Ne olacak sorusunda altın ve dolar yükselmeye devam ediyor. Dün biraz FED Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalara kilitlenilmişti ama Powell çok fazla bir şey söylemedi, yorumda bulunmadı. Bugün açıklanacak FED tutanaklarına odaklandı piyasalar. Ama siz ne diyeceksiniz? Altın ve dolar neden yükselmeye başladı? Dolar 8.47'ye kadar geldi. Aslında söylemiştik. Evet. Şimdi bence altın ve doların yükselişi kadar enteresan olan bizim vatandaş altın ve dolarla niye bu kadar ilgili? Yani bir Fransa'da olsanız ya da ne bileyim Almanya'da olsanız emin olun sokağa çıkıp İşte bir Alman'a sorsanız altın fiyatları nerede, ons altın kaç para, gram altın ne civarda, ondan sonra işte dolar ne oldu diye sorsanız adam hayretle yüzünüze bakar. Niye bu bilmem gereksin ki bunu der. Şimdi bizdeki kadar paraları değer kaybetmiyor değil mi? Evet. Çünkü Türkiye'de kimse Türk lirasına güvenmiyor. Türk lirası... Evet. Sadece günlük işlerde, alışverişte kullanılan, tasarrufta ve uzun vadeli borç alacak ilişkilerinde kullanılmayan, devletin bile kullanmadığı bir para birimine dönüştü ne yazık ki. Bu geçmişte de böyleydi. O yüzden biz ana hesap birimi olarak dövizi, eskiden dolar marktı, şimdi dolar euro oldu ve altını kullanırız. Niye? Çünkü Türk lirasını bir hesap aracı olarak kullanamayız. Değer kaybı, kazancı çok dalgalı olduğu için haksızlığa yol açar. Yani ya borç alana ya borç verene mağdur eder. O yüzden hesap birimi olarak özellikle borç alacak ilişkilerinde ve özellikle uzun vadede yani bir hafta sonra alacaksan önemli değil ama eğer işte bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, bir senelik bir vadede birine borç verdiysen o borç altın veya döviz olarak alınır verilir. Eğer faiz kullanmıyorsak. Biz de tabii geleneksel olarak dostlar arasında faiz hesabı yapmak biraz ayıp olduğu için de çok ticari olmayan bir işte faiz hesabı yapılmaz. İşte al 1.000 dolar ver 1.000 dolar olur. Herkesin de dolarla alacağı vereceği olduğu için herkes doların fiyatını merak eder, takip eder. Evet. Ve şunu biliyoruz, bu döviz tevdiat hesapları ve yastık altındaki döviz altın ve altın hesapları şey yaparsak kim herkes parasını zaten şeyde tutuyor. Dövizde ve altında tutuyor. Yani ben zannetmiyorum vadesiz mevduatta kimsenin ciddi para tutacağını. Çünkü akıllıca olmaz. Vadilde de sadece belki büyük kurumlar falan tutuyordur. Yani öyle kişisel olarak çok ciddi bir vadeli mevduat hesabında da para tutulmuyor. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri bu zaten. Yani çok paralı bir ekonomide kimse Türk lirasını ciddiye almıyor. O yüzden de herkes sabah kalkıyor döviz kuruna, altın fiyatına bakıyor. Ya bugün döviz ne olmuş? Yani sabah kahvesinde ilk sohbet, özellikle gidin böyle iş yerlerine, sanayiye, atölyelere gidin. Ya döviz ne oldu? Dolar ne oldu? Altın ne oldu? İlk kahve içerkenki sohbet. Hele böyle radikal bir hareket varsa yükselişte veya düşüşte. Yani herkesin konusu bu. Doğal, çünkü insanlar cebindeki paranın ne olacağını merak ediyorlar. Şimdi ben onlara kısaca şunu söyleyeyim. Beni artık tanıyanlar biliyor. Benim için kutup yıldızı altındır. Ben kağıt paraların kendi başına bir değeri olmadığını bildiğim için kağıt paraların altına göre hareketini takip ederim. İşin açığı gördüğümüz kadarıyla dolar, yani bir kağıt para olan dolar altına karşı değer kaybediyor. Altın sabit. İki, bir başka kağıt para olan Türk lirası da hem dolara hem altına göre değer kaybediyor. Hani ben o örneği severim. Böyle çocukken püf püfler vardı. Küçük böyle top şeklinde tohumlar vardı. Onları üflerdik, böyle uçuşurdu onlar.
kimi böyle çok hızlı yükselirdi, kimi daha yavaş yükselirdi, kimi daha hızlı düşerdi. Özellikle tüyü çok fazla olmayanlar böyle hızlı düşerdi. Kağıt paralar da öyledir. Kağıt paralar devamlı olarak değer kaybeder, düşer. Bu yüzden de kağıt paralara faiz uygulanır zaten. Faiz uygulamak zorundasındır. Yoksa bu değer kaybını şey yapamazsın. Eğer paranın itibarı yüksekse düşük faiz uygularsın. İtibarı yüksek değilse, kimse o parayı tutmak istemiyorsa yüksek faiz uygularsın. Bugün Türk lirasına çok yüksek faiz uygulandığı halde, yani dünyanın en yüksek faizlerinden biri uygulandığı halde kimse Türk lirası tutmak istemiyor. Yani eline Türk lirası geçen gidiyor ya altın alıyor, ya döviz alıyor, ya da mal mülk alıyor. Yani ya diyor işte ben bu işte diyelim ki bulaşık makinesini bugün almaz yarın alırsam yarın %10, %20 daha pahalı alacağım. Sen gelecek ya alayım kenara koyayım. Dolayısıyla herkeste bir Türk lirasından kaçış var. Yani elindeki paradan kurtulup bunu ya işte başka bir paraya, altına veya dövize yatırmak derdinde ya da mala yatırmak derdinde. Parası çoksa gidiyor işte şey alıyor, adını sen söyle, ev, bark, arsa alıyor. Parası azsa, daha azsa otomobil alıyor. Daha azsa dayanıklı tüketim malları gibi ihtiyacı olacağı şeyleri alıyor. Daha da azsa gidiyor lokantada yiyor. Nasıl eriyip gidecek? Enflasyon yiyeceğine ben yiyeyim diyor. Dolayısıyla korkunç bir Türk lirasından kaçış var. Ve iktidar bununla şey yapamadığı müddetçe, bu kaçışı engelleyemediği müddetçe Türk lirasının değer kaybını engelleyemez. Dediğim gibi bir paranın değeri tamamen o parayı basan otoritenin itibarına bağlıdır. O itibar da şeyle kazanılmaz, böyle adın sen söyle işte lüks saraylar, uçaklar falan filan bununla kazanmaz. Tam tersine bunlar itibar kaybettirir para konusunda. Ya bunlar işi bilmiyorlar, parayı üretime yönelik işlerde kullanacaklarına şatafata harcıyorlar denir. Evet. Paraya itibar kazandıran onun arkasındaki üretim gücüdür. Evet, tüm bunları alt alta topladığımızda o zaman dolarize olmaya devam edeceği sonucu çıkıyor değil mi? Bizim vatandaş işini bilir. Hani rahmetli Özal benim memurum işini bilir demişti ya, ben de hep onu diyorum. Para konusunda biz paranın icat edildiği topraklarda yaşıyoruz. Dolayısıyla biz para konusunda işimizi biliriz. Aynı anda bakın bu topraklarda Türk lirası geçerli. Her türlü döviz geçerli, altın geçerli. Evet. Bu da bu kadar kompleks bir para sisteminde vatandaş işini biliyor. Bilmezse zaten olmaz. Diyorum ya, kurt gibi herkes şey takip ediyor. Doğru söylüyorsun. Altın döviz fiyatı takip ediyor. Evet. Peki özel sektörün kredi borçlarına geçmeden önce şunu da sormak istiyorum. Yine FED tutanakları işte bugün yayınlanacak dedik. Herhalde biraz da fiyatlamaya başladı hem altına hem de doları. Açıklandıktan sonra ciddi bir yükseliş söz konusu olur mu? Yoksa 3 aşağı 5 yukarı böyle gidecek mi? Yani şu anda piyasayı asıl belirleyen bu COVID 19 hastalığındaki seyir, bu Delta varyantı seyri ve ekonominin toparlanmada gösterdiği başarı. Çünkü eğer ekonomi hızla toparlanamazsa gene para basıp piyasaya vermek zorunda kalacaklar. O da tabii dolara değer kaybettirip altına değer kazandıracak bir şey. İşte doların değer kazanması için piyasada basılmış olan, hali hazırda piyasada dolaşan doları toplayacak operasyonlara başlamaları lazım. Ona başladıkları anda dolar toparlanır, ciddi toparlanır. Altın karşısında toparlanır. Ama o da tamamen ekonominin genel gidişatı ve bu yeni varyantlara bağlı. Evet. Peki o zaman özel sektörün borcundan da bahsedelim. Yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Haziran sonu itibariyle geçen yıl sonuna baktığımızda 486 milyon dolarlık bir artışı var. 174 milyar dolara olarak da açıklandı. Bu ayki artış uzun vadeli borcunda %61'i dolar deniyor Murat Bey. Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre bunu nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi bunu ikiye ayırmak lazım. Bir finansal kesimin borçları var. Onlar yurt dışından sendikasyon kredisi bulup yurt içinde onu muhtemelen şey yaratmamak için, kur riski yaratmamak için hükümetin döviz karşılığı olan borçlanmalarında kullanıyorlar. Çünkü Türk hükümet iç piyasadan da döviz olarak borçlanıyor. İki,
şirketler eğer ihracatları yoksa, böyle çok büyük şirketler var, Washington tip firmalar falan, onlar döviz olarak borçlanıyor olabilirler. Çünkü onların işi dövizde zaten, yani döviz de alıyor, döviz de satıyor. Ama normal bir firma zaten döviz kazanmıyorsa döviz borcu alamıyor. Bugün döviz borcu alan firmaların büyük bir kısmının kefili devlettir. Yani o özel sektöre ait zannedilen borcun büyük bir kısmı devlet borcudur. Neye karşılıktır? İşte devletle yapılan yollar, köprüler, işletilen hastaneler, enerji santralleri, bunların hepsinin döviz cinsinden bir karşılığı var. Yani devlet diyor ki ben sana bu işçi şu kadar döviz ödeyeceğim diyor. Özel sektörde o garantiyi kullanarak döviz borçlanıyor. Yani aslında o paranın tam ne kadar devlete ait bilemiyoruz. Açıklanmıyor bunlar doğru dürüst. Ama o borcun asıl sahibi devlet. Yani sen diyelim ki adama diyorsan ki sen güneş enerjisi santrali yaparsan ben sana 13.3 dolar sent ödeyeceğim diyorsun. Firma gidiyor bunu garanti olarak gösteriyor. Yurt dışından döviz borcu alıyor. Şimdi o döviz borcunu ödeyecek olan o firma değil, devlet. O yüzden ben bunları da büyük kısmını kamu borcu olarak kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Diyelim o zaman bugünlük noktayı koyalım. Yarın görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.